Eris varyantı nedir? Yeni bir salgın mı başlıyor? Yeniden kapanma söz konusu olacak mı? Bu varyant ne kadar ölümcül? İlk nerede görüldü? Bu virüse karşı ülkeler ne gibi bir tedbir almaktadır? Sokağa çıkma yasağı tekrar mı gelecek? Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Öncelikle herkese merhaba. Ne yazık ki daha birisini yeni atlatmışken ya da öyle sandığımızı düşünürken bir yeni virüsle karşı karşıyayız. Covid-19 varyantlarından Omikron varyantının mutasyona uğramış hali Eris virüsü. Peki bu yeni virüsten korkmalı mıyız? Ne olduğunu biliyor muyuz? Ve önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? 2019'da başlayan Covid-19 salgınında 2019'dan bugüne kadar neler değişti? Kaç kişi hayatını kaybetti, neler yaşandı? Hepimiz az çok biliyoruz. Yine de ufak bir özet geçelim. Kısacası özet şu, birey olarak, toplum olarak, ülke olarak ilk başta fazla dikkate alınmadı. Ta ki ölümler baş gösterene kadar. Söz konusu dünya çapında bir kapanma oldu. Kimisi açlıktan öldü, kimisi paraya para demedi. Galiba bu salgın en çok da dünya nüfusunu 500 milyona indirmeye çalışan topluluk ve tarikatların bir de ilaç şirketlerinin işine yaradı. Sonuç olarak 7-8 milyon insan hayatını kaybetti. Peki bunlar tekrar yaşanacak mı? Panik yapmalı mıyız? Tabii ki de panik her zaman işe yaramayabilir. Ve birinci sorumuzla başlayalım. Eris varyantı nedir? Eris varyantı sürekli olarak evrilen COVID-19 virüsünün mutasyona uğramış bir alt türüdür. Tabii ki mutasyonlar bazı durumlarda yarara dönüşürken bazı durum ve zamanlarda zarara dönüşmektedirler. Peki bu varyant ne kadar bulaşıcı? Aslında tüm dünyayı olağan hızla saran COVID-19'dan bile daha fazla bulaşıcı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta uzmanlar bu varyantın bulaşma hızını diğer tüm varyantlardan daha hızlı ve daha kolay bulaştığını öne sürmekte. Hızlı olduğu kadar da bu varyant ölümcül olabilir mi? Öncelikle size kendi deneyimimi aktarayım. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız ve simülasyon tarzında oyunlara bayılıyorsanız bilirsiniz bu tür oyunları. Bu tarz virüs oyunlarında öncelikle virüsü güçlendirmek, ardından belirli coğrafyalara bulaştırmak, ardından yine virüsü yaymak gerekir. Şimdi burada önemli bir şey var. Eğer virüsün yayılma ya da bulaşma hızı düşükse ama çok güçlü bir virüs yarattıysanız oyunu kaybedersiniz. Çünkü çok dikkat çektiği için ülkeler finansal fonları bu virüse hızlı bir şekilde ayıracaklardır. Diyelim ki virüs tehlike arz etmeyen görünüme sahip olup ve yayılım hızı oldukça hızlı ise pek sorun olmaz. Çünkü tehlike yoktur. Ama sorun şu ki bütün dünyada olan bir hastalık, herkeste bulunan bir varyant, ölümcül mutasyona uğrarsa neler olur? Bir düşünün sadece. Sizce Eris varyantı ne kadar ölümcül? Ben bir komplo teorisyeni değilim. Ama uzmanların belirttiğine göre bu virüs yayılma hızı çok hızlı ve bulaşma hızı çok hızlı olmasına rağmen ölümcül riski az seviyelerde. Ne kadar ölümcül değil denilse de insanın inanası gelmiyor. Çünkü COVID-19'da görülen klinik semptomların aynısı bu virüste de geçerli. Yani kronik hastalarda risk yüksek deniliyor. Yaşlılarda risk yüksek. Aslında her yaş için tehlike oluşturduğu söylenmekte. Çünkü bağışıklık sistemini direkt olarak saldırmaktadır. COVID-19 virüsünde görüldüğü gibi ciğerlere tutunma Eris varyantı içinde geçerlidir. Ve mutasyona uğradığı için hücrelere daha fazla tutunmakta ve çok hızlı yayılmakta. Bunun yanı sıra direnç göstermesi de diğer virüslere oranla bir hayli fazla. Bu virüs farklı mutasyonlara uğrayıp insanoğlu bu virüse de bağışıklık kazanabilir. Peki bu virüs dünyada kaç kişide mevcut? Ve hangi ülke bu virüse köprü kuracak? Virüs ilk olarak Şubat 2023 tarihinde Güney Afrika bölgesinde görülmesiyle birlikte Türkiye'de buna dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yayılmış durumdadır. Maalesef ki küresel bir köy haline dönüşen dünyada, dünyanın bir ucundan bir ucuna çok kısa sürede çok hızlı bir erişim sağlandığı için herhangi bir yerde görülmemesinin söz konusu olacağını düşünmüyorum. Peki geçtiğimiz dönemlerdeki gibi ciddi salgın boyutları ve bunun yanı sıra gelen bazı önlemler de söz konusu olabilir mi?
Örneğin tekrar maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağı gibi. Ben bu konuda ülkelerin ve hükümetlerin gerekli önlemleri aldığını, bunun için herhangi bir beklenmedik bir problem ile karşılaşmayacaklarını tahmin ediyorum. Daha doğrusu buna inanmak istiyorum. Aksi takdirde geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız deprem felaketlerindeki gibi acı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Eğer beklenen sonuçlar salgının hızına ve izlenen politikalara göre beklendiği takdirde ilerlerse, köprü görevini yani virüsün yayılım üssü olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden birisi olan Fransa ev sahipliği yapacak. Peki eris virüsü belirtileri nedir? Tıpkı Covid-19'da görülen belirtiler gibidir. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, kuru öksürük, baş ağrısı, ıslak öksürük, boğuk ses, kas ağrıları, değişik koku alma ve tat kaybı. Bununla birlikte ateş de diyebiliriz. Bu arada ülkeler bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmamaktadırlar. Örneğin bu virüsün kaç kişide olduğu ve günde kaç kişiye bulaştığı hakkında herhangi bir net bir açıklama yoktur. Umuyorum ki büyük bir salgınla karşılaşmayız tekrar.